Süreçte öz eleştirisini yapan değişim, yenilenme, kongre, kurultay sürecine giren bir partide HDP Yeşil Sol Parti kapatılma riski nedeniyle Yeşil Sol Parti adı altında siyasi hayatına devam etmesi kuvvetle muhtemel. Bugün Ankara Ticaret Merkezi'nde kurultayını yapıyor. HDP'nin kurultayının ayrıntılarına bakalım. Salih Aydeniz aramızda. Toprağa düşen cemre gibi umudun içinde filizlenen bir sevgi fidanıdır. Bu cemreyi yok etmeye çalışanlar iyi bilsinler ki bu mücadeleyi bitiremeyeceklerini bilsinler, bilmeliler. Fırtınalara karşı hem direndik hem mücadele ettik. Umudu çoğalttık, asla vazgeçmedik. Geri adım atmadık. Bir an bile tereddüt etmedik. Bize karşı çökertme planı uygulayanlar da gördü ki biz çökmedik ama onların çökertme planları çöktü. Bu kongre başlattığımız sürecin finali değildir. Bu kongre başlattığımız muhasebe sürecinin duraklarından biridir. Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Parti'ye yığacağız. Ama HDP ruh olarak da kurum olarak da buradadır. HDP ağacının ruhunu her şart altında korumak hepimizin borcudur, sorumluluğudur. Bu ülkeye, bu halka, bu halklara karşı en büyük görevimizdir. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kala hem okul ücretlerine hem servis ücretlerine hem kitap kırtasiye ücretlerine gelen zamlar malum. Veliler hem heyecanlı hem de endişeli. Ancak okullardan gelen bir haber bize biraz da yok artık dedirtti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara verilen kitapların okullarca eğitim öğretim yılının sonunda satıldığı öğrenildi. Hem de bakın nasıl. Özel okullar ücretsiz dağıtılan ders kitaplarını satıyor. Çoğunun kapağı bile açılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı ders kitapları özel okullar tarafından geri dönüşüm tesislerine satıldı. Bu okullar kendi kitaplarını 10-25 bin lira arasında veriyor. Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberi. Kitapları depoya kaldırıp satış için yıl sonunu bekliyorlar. Okullar devletten bedavaya aldıkları bu kitapları kilosu 2 lirayla 3,5 lira arasında satarak kar ediyor. Bir işletme sahibi birçok kolejin kitabını topladığını anlattı. Şişli'deki bir başka tesis eski kitapları 3, sıfır kitapları ise kilosu 3,5 liradan alıyor. Ücretsiz ders kitabı uygulaması amacının dışında ticari kazanç için kullanılıyor. Konut fiyatlarındaki artış malumunuz. En çok konut fiyat artışının yaşandığı ülkelerin bir raporu, bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. 150 ülke arasında yapılan araştırmada ilk 3 arasında yer alan şehirler Türkiye'den. Başkent Ankara %133'lük artışla en çok konut fiyat artışının yaşandığı şehir. Diğer 2 şehir ise İzmir ve İstanbul. 150 şehir kıyaslandı. İlk 3'te Ankara, İzmir ve İstanbul var. Uluslararası emlak danışmanlığı firması Knight Frank 56 ülkeyi inceledi. Küresel konut fiyat endeksine göre konut fiyatlarının en çok arttığı ülke Türkiye. 2023'ün ilk çeyreğindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %132. İkinci sırada 18 ile Kuzey Makedonya, üçüncü sırada %17 ile Hırvatistan geliyor. Hırvatistan'ı %16 artışla Macaristan, %15 ile Litvanya takip etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artış oranı %0,7. Bazı ülkelerde ise konut fiyatları düşüşte. Almanya'da fiyatlar %1 gerilerken bu oran Britanya'da %3, İsveç'te %8 oldu.
150 şehirdeki fiyat değişimleri de incelendi. Listenin başında Türkiye'deki 3 şehir var. %135 artışla Ankara ilk sırada yer alıyor. Başkenti %133 ile İzmir, %127 oranla İstanbul takip ediyor. 150 şehir içinde konut fiyatlarının en az arttığı şehirse Roma. Oran %06. %133'lük bir artış söz konusu Ankara için. 150 ülke arasında ilk 3 şehir Ankara, İzmir ve İstanbul. Şimdi konut fiyatlarındaki artış tabii ki kira fiyatlarındaki artışı da beraberinde getiriyor. Bir hukukçu Ali Güvenç ile konuşacağız. Kadıköy Kent Platformu Başkanı. Hoş geldiniz Ali Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Ne demek konut fiyat artışında ilk sıradayız? Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Yani her şeyin fiyatı gayet normalken konut fiyatları niye bu kadar artıyor diye sormayacağım. Yani konut fiyatlarındaki artış tabii ki kira artışlarını da beraberinde getiriyor. Ama %133'lük bir artışı nasıl açıklayabiliyoruz ve alınması gereken önlemler neler? Çünkü konuta erişmek giderek zorlaşıyor. Evet, Sinem Hanım, şimdi bizim ülkemizde yaşadığımız değişimlerle dünyadaki yaşanan değişimler aynı değil. Dolayısıyla biz çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ve bu çerçevede bu yüksek enflasyon konut fiyatlarının artışındaki ilk sebep. Ve doğal olarak 2019 sonrası çok şiddetli şekilde enflasyonun artması sebebiyle ve dövizdeki artış ev fiyatlarını da aynı şekilde dövize endeksli olarak arttırdı. Bunu birinci sebep olarak ortaya koyabiliriz. Bir diğer ikinci sebebimiz, bizim konut üretimimiz kendi nüfusumuza oranla yeterli sayıda değil. Yani Türkiye 80 milyonluk nüfusuna her yıl 800 bin ila 1 milyon arası konut üretmek zorunda. Ve bu konut üretimini maalesef yaklaşık 3 veya 4 yılda sağlayamıyoruz. Yani Türkiye 800 bin konuta ihtiyacı varken son 3-4 yıldır sadece 300 ila 400 bin konut üretebiliyor. Ve yaklaşık bu 400 bin artı konutu üretemiyor. Üretemeyince de doğal olarak fiyatlar yine artmaya devam ediyor, bir ikinci sebebi. Bir üçüncü sebebimiz de biz yabancıya çok yüksek volümlü konut satıyoruz. Yani hem ikamet eksenli hem de vatandaşlık eksenli. Şimdi hep son günlerde çok konuşuluyor. 400 bin dolara vatandaşlık veriyoruz biliyorsunuz ev aldığı zaman bir yabancıya. Ama sadece vatandaş olmak için değil, aynı zamanda ikamet etmek için de konut satıyoruz biz. Yani 75 bin dolara bir yabancı Türkiye'den konut aldığında ona bir yıl oturma izni, ikamet izni veriyoruz ve bunu da 10 yıl uzatıyoruz. Dolayısıyla enflasyonun artması, dövizin artması, arz ve talep dengesinin bozulmuş olması ve biraz önce de bahsettiğim gibi her yıl 300-400 bin arasındaki konuta ulaşamamamız, üretememiz ve tabii ki yabancıya konut satışıyla birlikte Türkiye dünya ölçeğinde en yüksek konut artışına sahip olan ülke konumunda şu an. Peki şimdi bunun önlenebilmesi adına hayata geçirilecek uygulamalar, tedbirler neler olabilir? Hem hukuken hem vatandaş bazında. Şimdi diyelim ben ev satıyorum. Yani makul olabilmek ya da piyasa şartlarına uymak arasında gidip geliyorum. Yani evet, hem zarar etmek istemiyorum hem de haksız bir kazanç aslında elde etmek istemiyorum. Ne önerirsiniz vatandaşlara, konut almak isteyenlere ve konut satacak olanlara? Şimdi Türkiye'nin bu konuda konut arzını tabii ki artırması gerekiyor. Bu arz mutlaka sağlanmalı ama aynı zamanda siz konuya biraz önce dediniz ki ev sahibi ve kiracı ilişkisini de bozdu bu durum dediniz mesela. Burası da çok önemli. Türkiye artık yavaş yavaş dünyanın modern ülkelerinde olduğu gibi kiralık sosyal konut üretimine de geçmeli. Yani devletin şirketleri, yine belediyelerin şirketleri, yine özel sektörde kiralık sosyal konut üretimini sağlamalı. Bu konuda ciddi bir şekilde bir üretim sağlanırsa ve bu arz ve talep dengesi ciddi şekilde yeniden eski haline getirilirse, biraz önce söylemiştik hatırlarsanız 800 bin sayısından bahsetmiştik. Bu rakamlar oturursa dengeye bir sorun bir miktar çözülecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Ali Bey, sağ olunuz. Kadıköy Kent Platformu Başkanı Ali Bey, sağ olun, vakit ayırdınız bize pazar günü. Şimdi aslında Ali Bey'le konuştuğumuz konuyla tam da doğru orantılı olarak
bir haber var sırada. Konut ulaşımına erişim ne kadar zorlaştı. Konut alırken fiyatlardaki artış malum ama kiralardaki önlenemez artış. Özellikle kiracılarla ev sahipleri arasında yaşanan tartışmaların kavganın ardından neredeyse ölümle sonuçlanan hadiselere kadar, cinayetlere kadar uzandığını getiriyoruz ekranlarınıza. Bir araştırmanın sonuçları gelecek yine ekranlara. Şimdi bir sınırlama.